Tesla dün yeni bir video yayınladı ve humanoid robotu Optimus'un yeni becerilerini sergiledi. Ben de videoyu sizler için bir hızlıca oynatacağım. Daha sonra da videoda gördüğümüz yeni şeyleri Tesla'nın botu hakkında paylaşacağım. Hem Tesla yatırımcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü Tesla'nın geleceğinde Optimus robotun önemi var. Hem de genel olarak bilimle ve insanın geleceğiyle ilgili olan insanların bu videodan çok şey öğreneceklerini tahmin ediyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, video böyle. Şimdi ilk bakışta yaptığı hareketler biraz basit gibi gözüküyor. Hele mesela Atlas'ın taklalar atan robotlarla karşılaştırınca oysa detayda çok fazla bilgi var. O yüzden şimdi aynı videoyu adım adım oynatarak her bir bölümde Tesla'nın açıklamalarını ve kendi yorumlarımı ekleyeceğim. Ve humanoid robotlar konusunda Tesla'nın bugün nerede olduğunu anlayacağız. Daha evvel de şu videoda farklı şirketlerin humanoid robotlarının ulaştığı aşamaları anlatmıştım. Gerçekten çok hızlı ilerleyen bir süreç. Tesla'nın bu videosunda da çok fazla detay var, incelemeye değer. İlk dikkate çeken konu Autonomous 1X olması. Bunun açıklaması şöyle, bu robot tamamen otonom. Yani uzaktan teleoperasyonla yönetilmiyor. Kendi kararlarını kendisi veriyor. Ve videonun hızı da 1X, yani hızlandırılmış bir video değil. Robotun gerçek hızını izliyoruz burada. Çoğu zaman bu tip videolarda teleoperated olabiliyor. Yani uzaktan birisi yönetebiliyor oluyor robotu. Veyahut da hızlandırılmış oluyor video. İkisi de yok burada. Gerçek zamanlı, gerçek bir Tesla fabrikasında bir robotun farklı cisimleri, bataryalar yanılmıyorsam bir kutuya nasıl yerleştirdiğini inceliyoruz. Altta da Optimus'un son dönemlerde yeni beceri öğrenmekle meşgul olduğunu açıklamış Tesla. Burada Tesla'nın bu işlemi tamamen otonom yaptığını öğreniyoruz ve bunun için robotun sinir ağının uçtan uca eğitildiğini anlatıyor Tesla. Gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve robotun kendi FSD bilgisayarı, yani Tesla'lardaki otonom sürüşü sağlayan full self drive bilgisayarını kullanarak bunu yapıyor. Burası neden çok çok önemli? Tamamen artık öğrenen ve bu öğrendiği şey üzerinden kendi kararlarını alan, uygulayan bir robotla karşı karşıyayız. Sadece iki boyutlu kameraları kullanıyor, aynı Tesla otomobillerde olduğu gibi. Bunun dışında biliyorsunuz bunların parmak uçlarında sensörler var. Bir de güç sensörleri var. Onları da kullanarak neye dokunduğunu, nereye koyması gerektiğini, nasıl tutması gerektiğini, nasıl bir güç uygulaması gerektiğini de kendi kendine çözüyor. Video hızlandırıldığı zaman dikkatimizi çeken konu robotun bacakları üzerine kendi dengesini sağlaması. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam buraya bir robot dikerdik bu iş çok daha hızlı yapardı. Yani spesifik bir amaç için tasarlanmış bir robot bu işi gerçekten çok daha hızlı yapardı. Fakat burada bize şunu gösteriyor. Bu robot fabrikada aynı bir insan gibi başka işleri yapıp sonra gelip bu pilleri yerleştirebiliyor. Bundan dolayı da bu iki bacak üzerinde dengesini sağlayabilmesi, bacaklarını sabit tutarken vücudunu hareket ettirmesi, daha sonra da işi bittiğince yürüyebiliyor olması son derece önemli. Tesla bunu vurgulamış burada. Çok precise, yani noktasal hareketler yapması gerekiyor diyor. Çünkü hata yapmasına fazla fırsat tanımıyoruz. Dikkat ederseniz pillerin sığdığı kutu bölmeleri ancak bir pilin sığacağı darlıkta. Bundan dolayı hassas çalışması gerekiyor. Bunu başardığını vurgulamışlar. Kendi neural network'ü otomatik olarak bir sonraki boş alanı buluyor. Pili nereden alıp oraya nasıl yerleştireceğine kendisi karar veriyor.
Videoda beni en etkileyen yerlerden bir tanesi burada robotun hata yaptığını, pilin devrildiğini görüyoruz. Fakat daha sonra robot hatasını fark edip doğru şekilde pili yerleştiriyor. Bu tabii çok çok önemli. Robotlar da tıpkı biz insanlar gibi hatalar yapacaklar. Bu hatalarını nasıl düzelttikleri önemli. Hatanın farkında olmaları önemli. Burada robot görevi başaramadığını, görevini başarmak için manevrasını değiştirmesi gerektiğini fark ediyor ve bu düzeltmeyi gerçekleştiriyor. Beni videoda en etkileyen, hani insansız robot fikrine en hissettiğim noktalardan bir tanesi oldu. Yine etkileyici bir sahne. Şimdi üzerinden bir daha gideceğiz. Burada yan yana pek çok Tesla robotun eğitildiğini görüyoruz. Hepsi de farklı görevler yerine getiriyorlar. Twitter'da ve sosyal medyadaki bazı Tesla düşmanları bu videoya bakıp dediler ki ya bu robotları uzaktan yönetiyorlar, teleoperated. Hayır efendim, değil. Yani en azından Tesla'nın söylediği bunlar teleoperated değil. O şekilde öğreniyorlar. Öğrendikten sonra biraz önce izlediğimiz robot vazifeyi kendi kendine gerçekleştiriyor. Şu videonun o bölümüne bir daha bakalım. Yan yana robotlar var. Mesela burada eğitmenleri var. Eğitmenler 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri takmışlar ve hareketler yaparak sanal dünyada robotlara bunu öğretiyorlar. Bu arkadaş çamaşır katlamayı öğreniyor şuradaki. Zor bir görevdir bu arada. Ben yıllardır beceremiyorum doğrusu çamaşır katlamayı. Bu arkadaş anladığım kadarıyla bir kütüphane düzenlemesi yapıyor. Burada gezen bir robotumuz var. Arkadaki robotun ne yaptığını tam bilemiyorum ama sanki bir temizlik mi yapıyor? Bir spreyi mi sıkıyor? Ona benzer bir faaliyeti var. Bu arada çok hoş bir yer, çok fütüristik bir yer değil mi? İnsanlar, robotlar yan yana 3 boyutlu gözlükler. Tesla'ya sadece otomobil şirketi diye bakıyorsanız yanılıyorsunuz bence. Şu anda diyor Optimus'u fabrikalarımızdan bir tanesinde teste tabi tutuyoruz. Gerçek bir test bu. Ve gittikçe insanların düzeltmesi gereken hataların sayısı azalıyor. Bu çok önemli. Zaten görüyorsunuz yani bu robotun yaptığı bir insan elbette daha hızlı yapar. Mühim olan robotun hatalarından öğrenip sürekli hızlanıyor olması. Burada 6x hıza çıkarttılar videoyu. Yani ileride ulaşacağı hız diye düşünüyorum. Ama bu ancak işte böyle adım adım bebek gibi eğitilerek mümkün. Sonra çıktı, robot fabrikada geziniyor. İşte insanımsı fikri burada devreye geçiyor. Yani orada sabit tek görevi olan bir robot değil bu. İşini bitirince başka bir iş için hareket edebiliyor. Burada bunu göstermişler. Twitter'da Tesla Optimus diye bir hesap üzerinden yayınladılar bunu. Milan Kovac da Tesla'da bu robotun geliştirmesinden sorumlu arkadaşımız. Onun bazı açıklamaları var. Bu tamamen neural network üzerinde çalışıyor. Uçtan uca kendi bilgisayarı, kendi iki boyutlu kameraları, dokunmayı anlayan sensörler, bütün bunlarla kendisi %100 otonom olarak çalışıyor. Belli bir eğitim aldıktan sonra diyor. Bu önemli. Onlarca defa tekrarladılar, vurguladılar bunu ama Tesla düşmanları yine aynı şeyleri söyleyecektir mutlaka. Bunu uzaktan yönetiyorlar diye. Ve Optimus gittikçe fabrikamızı daha uzun turlarda atıyor. Elon Musk'ın bu arada bu videodan sonra bir tweet'i oldu ve dedi ki bu robotun şu anda ellerinde 11 degrees of freedom, yani Türkçe'ye çevirecek olursak 11 hareket özgürlüğü var. Yani ne demek? Bu işte yapabildiğimiz hareketlerin sayısı demek. Gördüğünüz gibi robot tabii kısıtlı bir alet. Bu eklem yerlerine bir takım özel cihazların gelmesi gerekiyor bütün hareketleri yapması için. Bu 11'den 22'ye çıkacakmış. Yani bu da robotun elleriyle yapabileceklerini artacağını öngörüyor. Zaten Elon Musk'ın hep isteği buydu. Ben robota iş yaptıracaksam tıpkı insanlar gibi davranabilmeli, insanların olduğu yerlerde olmalı ve daha da önemlisi ellerini insanlar gibi kullanabilmeli dedi. Bu yönde aslında epey ilerlediğini görüyoruz. Tabii ki videoya baktığımızda şunu da görüyoruz. Daha Tesla botun anlamlı şekilde üretim süreçlerine katılmasına epey vakit var. Ama sadece bir önceki videodan buraya veya Tesla botun ilk tanıtıldığı günden bu yana olan gelişmeye bakacak olursak doğru yolda olduğumuz belli. Humanoid robot yarışını kazanan şirket kim olacak bilmek zor. Tesla adaylardan bir tanesi. Ama bunu kazananın hakikaten muazzam bir büyüme yakalayacağı kesin. Çünkü iki sorun var dünyada. Bir, nüfus azalıyor. Azalan nüfustan dolayı da özellikle üretim ve hizmet sektörlerinde eleman açıkları ortaya çıkıyor. Bu robotlar bunu telafi etmek için devreye girecekler. İkincisi de enflasyona başa çıkmanın yolu verimlilik artırmak. Bu robotlar yine bu anlamda verimlilikte artacaklar diye düşünüyorum. Şu anda zaten farklı formlarda, şekillerde çok sayıda robot hem üretimde hem lojistik operasyonlarında kullanılıyor. Bunların özelliği insan gibi olmaları. Ondan dolayı da insanların çalıştığı ortamların içine daha rahat karışıp insanların görevlerini onlar gibi yapabiliyor olmaları, kendi için özel bir düzen, tasarım, setup gerekmeden. Bu çerçevede ilgi çekici videoydu ama daha bence çok yolları var. Umarım ilgi çekmiştir. Soru ve yorumlarınızı mutlaka aşağıda beklerim.